Sabah sabah gene dikişe başlamışsın. Sana kaç defa söyledim çalışmak yok diye. Güzel gözlerini mahvetmeni istemiyorum artık. Çocuk, rahmetliden sonra sen dadı kesildin başıma. Hoşuma gitmese yapar mıyım bu işleri? Hadi hadi, kimi kandırıyorsun? Geçen gün baygınlık geçirdiğini fark etmedin mi sanıyorsun? Baygınlık mı? Nereden çıkarıyorsun bunu? Tansiyon mu ne, biraz başım dönmüştü o kadar. Öyle de olsa paydos, çalışmayacaksın artık. Ah, çocuk paylar gibi konuşuyor, şuna bak hele. Ah, anneciğim, canım anneciğim. Yavrum benim. Ben şimdi şu bitmiş işleri teslim edeyim. Alışverişimi yapıp hemen dönerim. Ama söz ver bana, ben yokken katiyen çalışmayacaksın, tamam mı? Tamam canım. Demek ki beni unuttun ha. Doğrusu bunu sana hiç yakıştıramadım. Beni istemeyebilirsin, hakkım bu. Ama kızımdan koparamazsın beni. Öldü biliyorum seni. Ne? Öyle mi dedin? Seni düzenbaz seni. Baban kaçakçılıktan hapiste mi yatıyor diyecektim. Bak bu doğru. Neyse. Dönüşüm onun için de bir sürpriz olacak. Babacım diye atılır boynuma, kızım benim. Arasına çekmemiştir o. Ne zaman gelir? Defolup gitsene sen! Neden? Bana çektirdiklerin yeter, defol git! İğrençliklerinle kızımı da lekeleme! Kızımı bağrıma basacağım o kadar. Para istiyorsun demek. Al işte, hepsi bu kadar. Artık rahat bırak bizi, defol. Teşekkür ederim benim cömert karıcığım. Şimdilik hoşça kal. Gene görüşeceğiz tabii. Elif! Anne! Yavrum! Anneciğim! Nem var, ne oldu sana? Bir şeyim yok kızım, şimdi geçer. Oh, hemen bir doktor çağıracağım. Yok, yok kızım, lüzum yok. Gelin. Rahatsız ettim doktor bey, annem çok hasta. Hemen gideriz kızım. Kemal oğlum çantayı hazırlayıver. Başsın efendim. Mühim bir şey değil, çok yorulmuşsunuz. Tam bir istirahat lazım. Üzüntü ve heyecandan kaçının. Doktor Kemal Bey asistanımdır. Yarın gene gelir. Yeni bir şey gerekirse yapar. Bu reçeteyi yaptırın kızım. Tahlil neticesini de birkaç güne kadar alırız. Geçmiş olsun hanım kızım, geçmiş olsun. Teşekkür ederim efendim. Gördün mü koca bebek? Yok bir şeyim diyordum bir de. Bunlar ne? İşittin mi söylediklerini? Tam bir istirahat, tamam mı? Tamam yavrum. Bir günde bu kadar fark, mükemmel. Ama asıl önemli olan istirahat. Buna dikkat ederseniz her şey eskiye dönecek. Çok teşekkür ederim doktor bey, eksik olmayın. Cidden iyiyim. Daha iyi olacağımı da seziyorum. Buyurun efendim. Elif yorgunluk kahvesi yaptı. Zahmet oldu. Girin. Oo, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Annemin tahlil neticeleri geldi mi acaba? Evet, biraz önce geldi. Fakat doktor beyin görmesi lazım. Buyurun oturun. Doktor bey neredeyse gelir. Anneniz nasıl? Teşekkür ederim. Sayenizde her gün daha iyi oluyor.
Hoş geldin hanım kızım. Annenizin tahlil neticelerini merak ettiniz tabii. Evet. Korkulacak bir ağırsızlığı yok. Sadece kalbi biraz yorgun. İstirahat etmesi, üzüntü ve heyecandan kaçınması lazım. Çok teşekkür ederim doktor bey. Bundan daha güzel bir haber olamazdı benim için. Allah'a ısmarladık. Allah'a ısmarladık. Annenize selamlar. Hayrola delikanlı? Kemal bey orada mıydı? Evet anneciğim. Önce doktor Nazım bey yoktu. Biraz konuştuk onunla. Yoksa doğru bulmadın mı? Yok. Benim kızım doğru olmayan şeyi yapmaz. İnanırım buna ben. Peki neler konuştunuz? Hep senden bahsettik. Öyle beğeniyor ki seni bilemezsin. Sakın seni beğenmiş olmasın. Aa sus bakayım. Şaka canım, kızma hemen. Sana bir şey söyleyeyim mi Elif? Ben de Kemal Bey'i beğendim. Dürüst, efendi. Sonra hani hatırladın mı ilk geldiklerinde sen bana canı sıkılmış gibisin demiştin ya? Değildi. Can sıkıntısı değildi o. Şaşırmıştım. Neden? O kadar benziyordu ki... Çok, çok eski bir tanıda. Yüzü, huyu, duruşu bile. Sonra gülmüştüm. Çünkü... Her şey eskisi gibi olacak demişti de.